Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Golf 8.5. Bu defa çok farklı bir video ile karşınızdayım dostlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde efsane Golf büyük bir makyaj geçirdi. Fakat bu büyük ve etkileyici makyaj otomobil severleri de ikiye ayırdı. Yalan yok, ben de yeni Golf'ü ilk gördüğümde bir hayli şaşırdım. Sonrasında hem sizin yorumlarınız, ki bu videoda onlara sıklıkla yer vereceğim, hem de otomobil dünyasına şöyle geniş bir perspektiften baktığım zaman kafamda bir düşünceler oluşmaya başladı. Hem sizin bu yorumlarınız hem de otomobil dünyasının gidişatını da ele alıp yeni Volkswagen Golf'a dair derinlemesine bir sohbet yapacağız. Volkswagen bugün itibariyle Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Cupra gibi markaların sahibi olarak otomobil piyasasındaki varlığını performanslı olarak sürdürüyor. Ya da sürdürmeye çalışıyor. Böyle dediğime bakmayın, hem marka değeri hem de kar marjıyla milyarlarca dolar akışa sahip. Volkswagen 2023 yılında markalar bazı sıralamada ise 2022'deki 4. sırasından düşerek 6. sıraya geriledi. Tabi bu kadar çok güçlü markanın sahibi olunca da radikal kararlar almak sanırım biraz daha kolaylaşıyor. Şimdi biraz daha genelden özele doğru gelelim. Volkswagen denildiğinde aklımda hep şu canlanır. Ön üst paketi dahi olsa temel lüks özelliklerden hep mahrum olan, kaportası sağlam, motoru performanslı, ikinci ile hep kuvvetli modeller silsilesi. Polosuyla, Golf'uyla, bizi terki diyar eden Jetta'sı ve ağların gözbebeği Passat'ıyla, küçük ve sedan sınıfın demirbaş modellerinin sahipliği yanı sıra Tiguan'la da C-SUV'da kaliteyi yaşattı. Sonra işler elektriklenmeye başlayınca olanlar oldu. Biliyorsunuz elektrikli otomobillere geçiş aslında göründüğü kadar kolay olmadı. Çünkü evet, fosil yakıtlara karşı bir alternatif oluşturalım, hem tırnak içinde çevreci olsun hem de tasarruflu olsun diyerek çıkılan yolda koca koca ülkeler bunu bir alternatiften çıkarıp çevre kirleniyor, emisyon artıyor diyerek, ki tek başına arabaları günah keçisi ilan ederek 2025'ten sonra içten yanmalı otomobil üretmeyeceksiniz baskısına evrilen bir süreç oldu. Bugünün otomobil devleri otomobilin mucitleri kıvamındaydı oysa. Yani her birinin bir karakteri, marka algısı ve müşteri kitlesi vardı. Peki neden elektrikliye geçişte böylesine afalladı birçoğu? Yani bu da sonuçta bir yakıt alternatifi değil miydi? Aslına bakılırsa yakıt alternatifinden daha fazlasıydı. Çünkü fark ediyorsunuz eğer, artık otomobillere otomobille diyemiyoruz. Akıllıcağız diyoruz. Elektrik, iletkenliğin ve iletimin sonucu olarak otomobillere entegre halde tam anlamıyla bir bağlantı silsilesinin de önünü açmış oldu. Volkswagen ise bünyesindeki markalarla birlikte biraz daha temkinli yaklaşarak ID serisini yollara çıkardı. Tasarımlar değişmiş, yeniden bir marka algısı yaratılmış ve ortaya ID serisi çıkmıştı. Polo, Golf, Passat, Tiguan ne olacaktı? Bu 4 modelin arasına yeni modeller eklendi. Taygo, T-Roc, T-Cross'la SUV ailesi genişletildi. Polo ufak ufak makyajlandı. Passat sedan olmaktan çıktı. Derken Golf, 8. neslinde o büyük makyajına kavuştu. Volkswagen Golf, ilk olarak 1974 yılında bizi hala görünce mutlu eden Beetle, namı değer Tospa'nın yerine C hatchback sınıfı için yollardaki yerini aldı. Önden çeker sistemi, bugün bile ikinokleşmesini sağlayan tasarımıyla Golf efsanesinin öncüsü oldu. 10 yıl sonra 2. nesline kavuşan Golf, tasarımında büyük bir değişime gitmeden 1.8 litrelik 8 ve 16 valfli maksimum 220 km saat hızı çıkabilen motor güncellemesiyle yoluna devam etti. 4 tekerden çıkış ve ABS de MK2 Golf'un en büyük yenilikleriydi. Radikal değişimin ilk hareketlerini 8 yıl sonra MK3, 3. nesil Golf'la atan Volkswagen, bugün bile kullanılan turbo beslemeli TD motoru, yatay far ve yumuşak tasarımıyla sadece 6 yıl satarak 1997'de bence bir Golf efsanesi olan MK4 Golf'le milenyumu hazırladı. Bilgisayarların da artık evlere girmesiyle hepimizin severek oynadığı Need for Speed serilerinde dahi kendine yer bulan MK4 Golf, hatch olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. 2003'e geldiğimizde ise artık hem tasarım olarak hem de karakter olarak tam anlamıyla kendini bulan Golf, ilk ve belki de son radikal değişimini MK5 kasayla yaşadı. Sonraki yılları artık hepimizin büyük şikayet ettiği ve ısıtıp ısıtıp veriyorlar cümlesinin sebebi, MK6 ve MK7 kasasının makyajına kadar satışlarını her sene arttırarak efsaneleşmeyi de canlı canlı yaşıyordu. 2015 yılından sonra ise hiçbir şey Golf'ü tekrar segmentinde lider bir otomobil yapmayı başaramadı. 2020 yılındaki MK8'de gelen pandemi sonrası dibi görmeye yaklaşan Golf, pandeminin etkilerinin geçmesiyle ayağa kalkmış yoluna devam ederken, 2024 yılında, yani Golf efsanesinin 50. doğum yılında 8. neslinin makyajı büyük bir etkiyle tanıtıldı. Yeni makyajlı Golf ile makyaj ünitesini karşılaştırdığımızda farlarda merceklerden birinin gidip LED olduğunu görüyoruz. Diğer değişim ise tamponda olmuş. Tamponda sanki alınıp ters çevrilmiş gibi duran tasarımıyla ön tarafta makyajı makyaj yapan detay olmuş. Onun dışında ne panjur, ne kaput, ne de başka bir şey değişmedi. Profilde ise GTI donanımındaki Allah affetsin, yani bugün gidin Afrika'nın tekerlek görmemiş kabilelerini gösterin, bu jant Alfa Romeo jantı diyeceği jantları alıp
Makyajı diye golfe koymak kimin fikriydi? Tamam, biz Porsche jantı takan Tofaş, Corolla gördük ama onlar modifiyeydi. Bu nedir Allah aşkına? Hadi onu görmezden gelelim dediğinizde de başka hiçbir değişim görmeden minicik bir LED güncellemesiyle, stoplar ve sahte de olsa var olan egzoz çıkışlarından arındırılmış arka difüzörle makyaj dış mekanda sona eriyor. Yeni Golf 8.5'a sizin yaptığınız yorumlarsa aslında nasıl ikiye ayrıldığımızı da gösteriyor. Kimilerimiz radikal bir değişim istediğinden bahsederken, kimilerimiz golfü golf yapan şeylerin değişmesinden pek razı değil. Yalan yok, iki görüş de haksız değil. Çünkü evet, radikal bir değişim hem golfün hem de arabanın algısını tamamen değiştirebilir. Fakat Volkswagen bunu istiyor mu? Pek sanmam. Çünkü başta da dedim ya, ana hedef bugünün trendi elektrikli. Bu kadar ufak güncellemelerle yapılan bu makyaj da aslında tamamen elektrikli ID serileriyle günün birinde yok olacak Golf efsanesini en azından model yılı ve teknoloji olarak daha güncel tutmak. En azından ömrüne bir 10 yıl daha eklemek. Duruma böyle bakınca da Volkswagen pek haksız görünmüyor. Sahiden her gün yeni bir otomobil markasının ortaya çıktığı ve ne hikmettir bu tasarımların hep birbirine benzediği, bu arada şu Alfa Romeo jantını bize unutturamazlar, otomobil dünyasında kendine has bir kitleye sahip olan Golf'ün hayatta kalma savaşını destekliyorum. Yarım asırı devirmiş bir markanın, ki Golf gerçek anlamıyla bir markadır, teknolojik olarak ileriye götürülme çabası iyi niyetlidir. Çünkü siz de biliyorsunuz ki artık Çinli otomobiller diye bir gerçek var. Bu son birkaç yıldır Avrupa istilasına geçmiş Çinli otomobillerin yanında 100 yıllık otomobil markalarının geleceği de eminim hepimizi yakından ilgilendiriyor. Sonuçta bir otomobili satın aldıktan sonraki 20 ile 30 yıllık bir süreçte o otomobilin satın almasında mühim bir süre. Çünkü hem maddi hem de manevi anlamda bir değer söz konusu. Peki Volkswagen otomobil dünyasının şu an neresinde? Passat'ın sedan versiyonunun kaldırılıp Station'a bırakılması, ki Station'ın da ömrü o kadar uzun değil, o da çok değil birkaç seneye ortadan tamamen kalkacak. Yerine ise ID adı verilen tamamen elektrikli modeller gelecek. Bu da apayrı bir durum kesinlikle. Elektrikli otomobilleri bir seçenekten çok dayatma olarak karşımıza çıkartıp birkaç senelik Çinli markalara karşı 100 yıllık otomobil üreticilerinin imajlarını baştan sona yok edip yeni yetme yüzlerce markaya karşı bir savaş vermesi de apayrı bir durum. Siz de biliyorsunuz, özellikle Çinli otomobil markalarında bugün halen daha Avrupalı markaların yüksek fiyatlardan sunduğu teknolojik ürünler bedava fiyatlara standart sunuluyor. Kamera sistemleri, sürüş asistanları, konfor ekipmanları, adamlar da hep standart. Bir de üstüne elektrikli otomobil furyası tam gaz devam ederken, 100 yıllık köklü markalar bu duruma yeni kurulmuş markalar kadar hızlı adapte olamıyor. Bunda da haklılık payları var elbette. Ha, tabii şunu da eklemekte fayda var. Nasıl ki Çinli otomobil üreticilerinin şu anda ana hedefleri Avrupa olup buradan da pay almak istiyorlarsa, Volkswagen de aksiyonlarının büyük bir kısmını Çin üzerinde gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu da bir dipnot olarak dursun. Velhasıl bizim Golf'te 50. yaşının belki de son makyajında teknolojinin geldiği son nokta olan ChatGPT ile donatılmış halde. Makyaj ünitesiyle hiçbir şeyin değişmediği iç mekan ve konsolda değişen tek şey bu dev ekran oldu. 13 inçlik bu dev multimedya ekranı bir yapay zeka özelliğine sahip. Birçoğumuzun kullandığı, bir kısmımızın sadece adını duyduğu ChatGPT, yani daha önce kullanmamış kimseler için bir örnek vermek gerekirse, böyle bir hikayeyi sizler için yazabilen bir program. Tabi bunu internet üzerindeki açık kaynaklardan derlediği şekilde yapıyor. İşte yeni Golf hem ChatGPT'ye hem de IDA ses asistanına sahip. Bu ikisinin birleşmesiyle sizinle konuşabilen, sizi anlayabilen, size akıl verip yardımcı olabilen bir otomobil ortaya çıkıyor. İşte yeni Golf 8.5'unda tüm olayı bundan ibaret. Motor seçeneklerinde ise hali hazırda Türkiye'de satışta olan 1.0 ETSI ve 1.5 ETSI motor seçenekleri varlığını sürdürecek. Bunlara ek olarak dünya pazarında bir de hibrit motor yeni Golf'e eklendi. Tamamen elektrikli olarak 100 km sürüş menziline sahip olan bu yeni hibrit motor 201 beygir gücüyle performans konusunda da tatmin edici. Fiyatsa şu an Avrupa'da 29.275 Euro'dan başlarken videonun yayın tarihinde Türkiye'de 1.263.000 liradan alıcılarını bekliyor. Şimdi bu kadar üzerine konuşmuş, tartışmış, bir fikir edinmeye çalışmışken 30.000 euroya ya da 1.3 milyon liraya Çinli markaların sattığı otomobilin özellikleri ve kabiliyetleri karşısında başta Golf ve Avrupalı modeller olmak üzere sizce ne kadar daha ayakta kalmaya başarabilirler? Yeni Volkswagen Golf ve onun nazarında Volkswagen ve otomobil dünyasına dair sohbetimize burada kısa bir ara veriyoruz. Ben bu sohbetten gerçekten çok büyük bir zevk aldım. Siz de eğer benim gibi düşünüyorsanız ya da düşünmüyorsanız eklemek istediklerinizi yorumlarda birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.